Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Türkiye'nin barajlar gerçeğini sorgulamaya devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde yani 17 Şubat günü yapılan bir açıklama vardı. Hatırlayacaksınız Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürü Sait Umucu'nun Anadolu Ajansı'na yaptığı bir açıklamaydı bu. Deniliyordu ki en büyük baraj yani Atatürk Barajı 20 yılda kendini 5 kez amorti etti. İşte biz bunun üzerine yine 3 e, haftalık bir seri başlattık ve bu hesapları karşılaştırmaya e, koyulduk. Atatürk Barajı ile ilgili hesabın peşine bırakmıyoruz. Bu arada e, tabii ki bu hesapların tersini iddia edenlerin de her zaman stüdyomuzda yeri olduğunu ve e, burada tartışmaya açık olduğumuzun altını çizmekte fayda var. E, bu konuyla ilgili de e, hatırlatmamızı yapalım. Tabii meseleyi kimle konuşuyoruz? Artık yakından tanıyorsunuz. Kusursuz Enerji Planı kitabının yazarı Naci Özen. Mühendis Naci Özen. Namı diğer yurttaş mazlum çoru. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Özen hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Evet geçen hafta şöyle bir haberin üzerine bir çıkış yaptık. Dedik ki bu gerçekten böyle mi? Çünkü ben size hemen bu haber çıkar çıkmaz telefon ettim. Evet. Ben de onu okumuştum hemen hazırlık <laughs> yapıyordum. Dedim ki bakın 15 D, D, 15. Bölge Müdürü Sait Umucu böyle bir beyanatta bulundu. E, ee, hesaplarınızla karşılaştırdığınızda tüm siz hemen hesabına giriştiniz ve yapılan hesapları getirdik. Yine ekopolitikte konuşmaya başladık geçen hafta. Peki hemen buradan başlayalım. En klasik soruyla söyleyeyim. 20 yılda gerçekten 5 misli kazandırdı mı? Bir hatırlatma yaparak başlayalım. Şimdi beraber yaparız onu. İzleyiciler de izlesinler. Mümkün mertebe Sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım hı hı. Ama bir iki cümle bir Lütfen. şeyim var ee, Benim gibi Bu ülkenin Geleceğini Kurtarmak için mücadele eden Kendilerini Şahsen çok yakın tanımasam da Görmesem de Birincisi albay Emekli albay Erdal Sarı Sarızeybek'e Emekli öğretmen Mahiye Morgül'e Ve İzmir'de kimsesiz, sahipsiz hayvanlarla sahip çıkan ama bu arada onlardan vaktini ayırıp bu davaya büyük katkıda bulunan Zerrin Demircepken hanıma buradan saygılarımı sunuyorum onlara. Keşke herkes onlar gibi elinden geleni bu ülke için yapsa. Zerrin öğretmenin öğrencilerine de diyorum ki ne mutlu size. Şimdi Geçen hafta Atatürk Barajı'nın Yıllık getirisini Şöyle bir hesaplamıştık ben Ve sadece ona. maliyeti meydana getiren Onlarca kalemden bir kalemi Bir kalem Bir grubu Maliyetini Güçün hesaplamıştık maliyeti üzerinden gitti. Evet Ve onun kabaca 7.5 milyar dolar olduğunu ve onun Yıllık Faizinin de bugün Türkiye'nin ödediği faiz oranına bakarsak en az yılda 750 milyon dolar faiz ödediğini ifade etmiştik. Ama getiri hesaplarda 455. 45500. Onu her zaman yapabiliriz. Hı hı. Yani şimdi bu hafta konuyu biraz daha şumullü hale getirelim hı hı. Ee, izleyicilere. 14-15 hafta önceki programlarda Yusveli Barajı ile ilgili bir maliyet konuşmuştuk. Burada onu bir hatırlatacağım. Şimdi ondan önce şu geliri bir daha bir hesaplayalım. Hı, hı. Tabii bu gelir üzerinden de borç ödeme gücü Gayet bakacağız. Tabii. Şimdi Atatürk Barajı'nın Santrali de katalım bunun için. Tabii Atatürk Barajı ve Santral. Sulama kısmını ayrı konuşacağım. O bir o ayrı bir konudur. Sakın kimse şuna inanmasın sulamayla Atatürk Barajı'nın borçlarına bir fayda değil sulamanın meydana o sulama için yapılan tesislerin borçlarının belki yüzde birini yüzde onunu ancak karşılayabilmişlerdir. Onu da zannetmiyorum. O konu biraz ziraatçıların işidir ama ben İlyas Hoca'dan aldığım bilgileri burada aktaracağım. İzleyenler takdir etsinler. Şimdi Atatürk Barajı'nın yıllık getirisi 450-500 milyon dolar diyelim. Hı hı. Bu hangi fiyattan? Bir... Ödediğimiz elektriğin fabrika çıkış fiyatını esas alıyoruz. DSE'nin beyan ettiği fiyatı esas almıyoruz. Bu arada şunu da açıklamasını yapayım. Yani DSE'nin yaptığı açıklama da bu barajda şu ana kadar, şu ana kadar üretilen enerji miktarı 15 milyar dolar deniyor. 20 senelik rakam tabii. <laughs> efendim, eğer 2,5 siz... milyar dolar da sulamadaki yu... Aa, Arz edeyim yapayım. efendim. Arz edeyim efendim. Siz 20'ye böleceğiz. Bakın ben hiçbir domates üreticisi görmedim ki tarlasındaki domatesi manavdaki fiyattan hesaplasın. Veysel'i arkadaşım galiba bu hesabı böyle yapıyor. Yine de 15 milyar doları zaten 20'ye <laughs> böldüğünüzde <laughs> hayır, yıllık getiri on... 450'nin biraz üstüne çıkar. E, eğer yani şeyden 10 sentten falan hesaplıyorsa yani tüketici fiyatından Buna hakkı yok. Kendisi toptancı. Hı hı. Tüketici fiyatıyla hesap yapamaz. Toptan maliyetler ve Gayet fiyat tabii. Fabrika çıkış yani. fiyatıyla siz perekende fabrikadaki malınızı perekende fiyatıyla nasıl mı vatandaşa bakın bu kadar malım var, bu şu değerde malım var diyebilirsiniz ki. Hı hı. Peki, Burada bir yanlışlık var. Bu, bu konuyu, çözümü, gücünü bir bakın kavuşalım. şimdi bu barajın diyelim ki bu barajlı santralın diyelim ki yıllık getirisi 7 milyar kilovat saat bunu da 7 centen çarparsanız işte 490 500 milyon dolar. Bundan da 30 40 50 milyon dolar vesaire bir takım gerekçelerle şeyleri düştükten sonra diyelim ki 450 milyon dolar. Diyelim ki demeyin hesabınız doğru. tabii, Tabi Tabii Çünkü yani. yapılan iste, açıklamada 144 milyar. 500 milyon dolar da yapabilir. Hayır hayır. Açıklamada 144 milyar kilovat saat zaten 20'ye böldüğünüzde <laughs> 7 zaman, Evet 7,2 çıkar. Doğru yani. Evet evet ama sayın müdür 8,9 milyar kilovat saat enerji üretiyorum diyor ama 20 senede ödedi, ürettiğimiz enerji 144 milyar kilovat saat diyor. Yani sayın müdür bölmeyi de bilmiyor. Yani ee, Aritmetik 4 işleminden biridir hı hı. Şimdi 450 milyon dolar Diyelim ki borç ödeme kabiliyeti var hı hı. Bunun Peki 450 milyon dolar borç ödeme kabiliyeti olan Bir tesise ben ne kadar Para yatırmalıyım ki Borca batmayayım <laughs> Evet ekonomik değeri böyle ortaya çıkıyor Artı işte. Refah yaratsın bana hı hı. Ona harcadığım parayı geriye alayım. Soru budur. Şimdi eğer yılda siz parayı yüzde onla kullanıyorsanız ve bu tesisin ömrü sonsuzsa başka hiçbir gideriniz yoksa 450 milyon doları onla çarparsınız. Ha dersiniz ki ben bu tesise 4,5 milyar dolardan fazla yatırırsam apı yutarım. Hı hı. Sınır bu. Peki bu testinin ömrü 50 sene ise bu sefer ona bölmüyorsunuz. 12'ye bölüyorsunuz. 450 milyon doları. Hı hı. Bu sefer 3,5 milyar, 4 milyar dolara düşüyor. Ama e, bu testinin ömrü 50 sene ise %0,12'ye böleceksiniz. 450 milyon doları. Daha azsa? E, ömrü daha azsa, diyelim ki 30'sa %13 mü bölecek. böleceksin? 0.13 mü böleceksin? 450 milyon doları ki bu tesisin kritik sınırını görelim. Maliyet sınırını. Evet. Çünkü o maliyet sınırını aştığı an artık siz devamlı borçla muhat, büyüyen bir borçla muhatapsınız. Evet. Çünkü geliriniz asla giderinizi karşılamıyor. Demek oluyor. Bu Atatürk Barajı'nın yıllık geliri 450 milyon dolarsa ve ömrü 50 sene ise bir takım şeyleri de buraya koymak istemiyorum. Yani kendini kaç senede geriye ödeyecek onu bir kenara bırakıyorum. Hı hı. Yani bu tesise harcayacağımız para üç buçuk milyar doları geçmemesi gerekir. Fizibil olabilmesi için. Hayır burası kritik sınır. Bu ne hiçbir yatırımcı yapmaz görünür de değil. Değil Bunu tabii artık bu kritik ol sınır. Olmazsa olmaz artık evet, zarara tabii kritik dönüyor. kritik sınır. Yani Anladım. bayındırlık eseri olmaz sınırıdır. Bu sınırı açtığınız zaman bu bayındırlık eseri değil sizi batırmaz Re eseridir. Realite nedir? Şimdi realiteyi beraber hesaplayalım. Daha önce Yusufeli ile ilgili bir çalışmalar yapmıştık. Hı hı hı. Ve burada bu maliyet kalemlerini 10 grupta toplamıştık. 10 grupta şimdi Yusufeli barajıyla teknik olarak atadık barajı benzer yapıda. İkisi de kaya dolgu, kil çekirdekli baraj. Mukayese edilebilir. Mukayese edilebilir. Şimdi iki barajın maliyet unsurlarını karşılaştıracağım size 10 kalemde. Ama hepimizin anlayabileceği gibi olacak. Gayet yani. tabii. Şimdi bu baraj için İhaleden önce ve ihale süresince yapımcı kurumun ve başka kurumların yapmış olduğu çeşitli hizmetler Yusufeli barajına göre 3,7 mislidir. Daha fazla. Daha fazla. Hı hı. Bu baraj için müteahhite öden, ödenmiş olması gereken para o da 3,7 mislidir. Çünkü onu onunla ilişkilendiriyoruz. Bu baraj için yerlerinden ettiğimiz insanların gittiği yerlerde kamuya, kamunun yapmış olduğu harcama 3,67 mislidir. O da 3,7 mislidir. Bu baraj Yusufeli Barajı'na göre. Tam bilmiyorum bu barajda kamu kurum ve kuruluşlarının yok edilen değerleri Yusufeli Barajı'nın muhtemelen dört mislidir. Bunu niye dayanarak söylüyorum? Büyük bir coğrafyada yok etme hareketi yapıyor bu. Hı hı. Bu barajın yapımıyla en az dört misli sayıda insan yerlerini terk etmiştir. Yusuf Yusufeli Barajı'na nazara. Mukayese Evet baktığımız zaman. Bu barajın yapımı için yerlerini terk eden insanların gittiği yerlerde çalışma hayatına katılabilmeleri için kamu çalışma hayatına katılabilmek için en az 4 misli harcama yapmış olması gerekir. Yani aşağı yukarı e... Böyle toplarsan şu, şu, Şunu özetle şunu anlamaya çalışıyorum Şimdi Yusufeli Barajı'nın maliyetini ortaya koyduğumuzda 3,5-4 ile çarptığımızda Atatürk Barajı Barajı'nın Bugünkü maliyetini bugünkü yaklaşımını buluruz Şimdi Biz bunları baktığımız zaman Yusufeli Barajı için iki tane maliyet var Kitapta benim yaptığım maliyet 22 milyar dolardır Ve demişim ki Bu 25-30 milyar dolara rahat çıkabilir İnşaat mühendisleri odasında Demiş ki bu 12,5 milyar dolar olabilir bunun maliyeti. Şimdi vatandaş istediği rakamı alsın, fark etmez. İster 12,5 ister 20. E diyelim çok ki 12.5'ü alalım ve tamam. 4 misli büyüklükte, 4 misli daha çok insanı yerine ediyor vesaire. Artı bir rakam daha var. Burada maliyete girmemiş ama hep ona onun feryadını söylüyorum. Bu baraj Yusufeli barajının yok ettiği kamu arazisinin 27 misli daha fazla arazi kaybediyor yok ediyor. Kamu varlıklarını yok ediyor. Hı hı. Yeraltı zenginliklerini yok ediyor. Devam. Bu da dehşet bir mal. Şimdi siz diyelim ki bu maliyetleri Yusufeli Barajı barajıyla karşılaştırırsanız Yusufeli barajını diyelim ki 22, 22 milyar dolar bu da onun 3,5 misli olsun. Diyelim ki 70 milyar dolar diyelim Ama burada bir haksızlık yapmayalım Sayın Müdüre bu baraj 10 senede inşa edilmiştir Ben Yusuf Barajı'nın inşaatını 18 sene almıştım Gelin burada bu harcama Harcadığımız paraların faizi kısmını Biraz indirelim Diyelim ki 60 milyar dolara çekelim Az faiz ödedik hı hı. yapım sırasında diyelim 60 milyar dolar diyelim Ya da inşaat mühendisleri Odasının maliyetini esas alalım 12,5 milyar doları çarpalım Sonra da 40 milyar dolar Maliyeti 40 milyar dolar mı? Minimum. Bunun ölçüsü biçisi yoksa zaten hesaplanamaz da. Hı hı. Ama ben hesaplamaya kalkıştığım zaman bu çıkıyor ortaya. Toplam maliyetten bahsediyorum. Tabi. tabii. Çevre kültür hariç. hayır onlara giremiyorum ben. Maalesef. Giremiyorum. Benim şey şimdi, şimdi soruyorum. 3,6 milyar doları geçmemesi gereken bir yapı 40 milyar dolara inşa edilirse bunun kime getirisi olur? Buraya mal beziyor. Ya 40 milyar doların yıllık faizi 4 milyar dolar. Peki bunun getirisi ne kadar? Yani sizin zaten toplamda e, çıkmanız gereken sınırın ötesinin 10 katına çıkmanız. Evet. Hatta 15 katı aslında bu. Hayır. Dehşet bir şeydir. İnşaat mühendisleri odasını baz alalım. Tamam. Tamam. E, 3,5 sınırken evet. siz ortalamayı vurduğunuzda dörde geliyor, on katı kırk. Evet. Şimdi soruyorum. Sayın müdüre ve bu ülkenin özellikle ekonomi profesörlerine soruyorum. Ya yıllık getirisi 400-500 milyon dolar olan bir tesise bugünkü şartlarla siz kaç lira harcama yaparsınız ya? Özel sektöre gidin sorun. Yani üç milyar dolardan fazla harcama yapıp Harcadığınız zaman devamlı artan bir borçla karşı karşıya kalırsınız. 3 milyar dolar civarı bir para harcaması gerekiyor yani evet, maksimum buraya. Kırk evet. milyar dolar mı harcamışız? Kırk minimum. Bana göre seksen. Yani İnşaat mühendislerinin odasının 60, e, hesabını bile dikkate alsanız kırk milyar dolar. Tabii tabii buyurun. Buyurun. Bize refahın sembolü diye satılan bu barajın ekonomik boyutu benim gibi bir sade mühendisin... Hayatı serbest çalışarak geçmiş bir mühendisin paranın nasıl kaça mal olduğunu Hı -hı. bilen bir mühendisin vardığı sonuç budur. Peki nereye harcamışız bu parayı? Yani şimdi 3 milyar Bizi dolar soymuşlar. Üç, üç, üç milyar, pardon, 3.5 milyar dolarlık bir sınırda da bu olsa hadi biraz abarttı diyelim 5 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Paran kimse olmayınca 40 milyar doları nereye harcamış olabilirsiniz i̇şte ki? İşte bu baraja. Ne yaptılar peki? Yani ne Efendim bakın bir örnek söyleyeyim. Yusufeli Barajı'nın gövde dolgusu 23 milyon metreküp. Bununki 85 milyon metreküp. İşte Hı. oraya harcadınız. Yusufeli Barajı'nın kurulu gücü 540 megawatt. Bununki 2400 megawatt. Oraya harcadınız. Bu kadar 44 bin kişiyi yerinden ettiniz. O insanların kendi mall mallarını kamulaştırdınız. O insanların gittiği yerlerde o hayata bağlamak için altyapı yaptınız. O insanların çalışması için altyapı yaptınız. Peki burada bir garip bir durum yok mu Sayın Özen? Ama Şimdi... bu niye yapıldı bize? Kalkınacağız, refaha kavuşacağız diye. Şimdi soruyorum Çetin Bey size. Bu ülkenin borçları devamlı niye artıyor? 3,5'a milyar dolar soruyorum size. 40 milyar, milyar, milyar dolar, dolar yaparsanız öyle olur. itibaren bu ülkenin başına geçen iktidarlar Sağcısı solcusu. Solcusu ne kadar geçti bilmiyorum. Hangisi bizi bu ülkeyi batırdık dediler. Hep kalkınma edebiyatı. Hep diye. kalkınma. Ama bugün daha doğan çocuk her yıl 7 bin, 700 dolar, 800 dolar, 1000 dolar faiz ödüyor. Peki bir dakika şimdi şurada bu nasıl işte? S Sayın Özlem şimdi e, benim anlamakta i̇şte güçlük çektiğim bir ülkenin, şey var. Şimdi ortada çok fazla para harcadığımız bir kere realite... Evet. Ve bunları da borç alarak yapıyoruz. Bunu da altını evet. çizeyim. Şimdi ama o zaman DSE'nin bir bölge müdürü çıkıp 20 yılda kendini 5 misli amorti etti derken netice itibariyle bir mühendistir muhtemelen. neye göre hesap yapıyor ve diyelim ki yanlış hesap yapıyor. bu ülkenin işte mesela Sayın Eroğlu bakanı, Evet. Sayın Umucu öyle değil de demiyor. Şimdi bunları ben tabi sade aklında, sade vatandaşta işte diyorum ki bunlar çok cahil. Birileri bunların kulağına üflemiş. O üfleneni bu millete okuyorlar. hesap ama bakın şimdi bu şimdi bu cehaletle açıklanabilir bir şey değil. Ben, Yahut da arkalarına birisi benim, silah dayıyor. Benim böyle bakın, Benim mühendislikle hiçbir alakam yok. Evet. Ama e, yapılan hesaplar ki kitapta okudum yani 3,5 milyar doların falan açılımını da biliyorum. Neyse e, ee, iyi kötü hani kalem tutan biri aşağı yukarı görüyor ki 3,5 milyar dolara bu iş mal edilebilir. Şimdi <laughs> bunun cehaletle alakası yok. 3,5 milyar dolara bir şey 40 milyar dolara harcadıysanız ben en azından neden diye sorarım. E, soran yok. Sayıştay'da DSI'nin hesapları incelenemiyor. Neden? Sayıştay'dan sorun. Bana bunu söyleyen DSI'den sorumlu eski bir müsteşar yardımcısı söyledi. Yahu dedi DSE'nin hesaplarına baktım. Kalktım sayıştaya gittim. Dedim ki ya siz bu kurumu incelemiyor musunuz? Dedim diyor. Ya Çetin Bey bir ihale ihale rakamının yüzde yirmi üstüne aşarsa geçerse o ihale meşru değildir biliyor musunuz? Neden? İhale şartları bozulmuştur. Hı hı. Ama DSE'de bu iki misli, üç misli, beş misli artıyor. Kimse bunu sormuyor Oradan şöyle bir neticeye varıyor. Bu ülkeyi biz yönetmiyoruz. Birileri yönettiriyor. Açık benim için net olay, bu kadar net. Ya ben sade bir mühendis. Tetin yani mi? E, şu mudur? İnsan kendi kendine bu kadar ayağına kurşun sıkmaz, e, dam mı yola çıkıyorsun? Evet. Şimdi? Ama ben bu nasıl olur diye aylarca kafa yordum. Sonra ekonomik tetkicinin İtiraflarını okuyunca ha dedik ki bunlar ekonomik tetikçilerin marifeti. Herkese Ve ekonomik tetikçi onu. diyor ki biz diyor bu konuda ikna edemezsek diyor muhatabımızı bizim peşimize çakallar devreye girer diyor. Ondan sonra bir iki cumhurbaşkanı uçak kazasında ölür diyor. Dediğimizi yapmazsa. Yahut da Suudi Arabistan prensinin başına yaptığı geçirdiğimiz çuval gibi çuval geçiririz diyor. Yani diyor. Bu arada herkese tavsiye ederim. Bu kitabı. E, kitabı, okusunlar. Ha, kita, kitabı okumaya üşeniyorlarsa, e, internetten aradıklarında bir yarım saatlik falan e, birebir kendi ağzından evet. e, şeyinde itiraflarını e, bu, da duyabilirsiniz. Türkiye'ye gelmiş ve ben bilmiyordum Hı -hı. Peki, e, bir şey e, daha geçeceğim. Madem öyle. Şimdi biz Atatürk barajında bir de bakın. Bu ekonomik melanet neye bindirilmiş diye insan merak ediyor. Ben mühendisim. Hı hı. İşin mühendisin boyutuna bakıyorsun. Mühendislik cinayetini haftaya Aha, konuşacağız. Tamam. Haftaya o konuşacağız. Evet. Ama e, bu arada tabii biz Atatürk Barajı'nı konuşalım diye yola çıkarken e, açıklamalarında ardı arkası kesilmiyor. E, geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama heh, e, geldi. Şimdi biliyorsunuz bu 12 Aralık'ta Putin gelecek. E, Başbakan Erdoğan e, hatta sırada yeni bir rekor var diye verilmiş haber. Elektrik üretimi derinlik kazanıyor diye. İşte bu Deriner Barajı'nın açılışını yapacaklar. Evet. Ee, Sayın Eroğlu da çok ilginç bir şey söylüyor burada. Diyor ki e, işte Türkiye'nin enerji ihtiyacının %73'ünün ithal yoluyla falan. Bu hepimizin bildiği. Ve bunun da zaten cari açığı tetiklediğine ilişkin e, bir öyle düşünüyorlar bir böyle düşünüyorlar ama e, Ayrı neyse tamam %73 ithal enerji Ama diyor ki Sayın Eroğlu Su akıyor biz de bakıyoruz diyor Ve buna son vermek için dışarıya olan Bağımlılığı ve cari açığı azaltmaya Amaçladıklarını söylüyor bu deriner Tam Borçka tersine. ve Muratlı Barajlarının da cari açığı Tam azaltacağını tersine. Söylüyor ee, nedir bu işin Aslı aslı Bakın e, Sayın Sucu Sezai Sucu 26. Bölge Müdürü geçen sene Hı -hı. Bir beyanat verdi Muratlı Barajı kendini 5 sene de amorti etti. 5 fix herhalde, 20'ye 5. Her evet, herhalde. Bu şey yapılmış, böyle konuşacaksınız. <laughs> ya Muratlı Barajı'nın açılışında bakan ifade etmiş. Biz bu baraja 460 milyon dolar harcadık diyor. Keş yani para söylüyor. <laughs> Arka cebimizden o baraj için alınan paralar yok bunun içinde. Peki o, o fiyattan gitsek? Şimdi, e bu barajın yıllık getirisi 20 milyon dolar. <laughs> ya bölmeyi bilmiyorlar bunlar. bir bunlar. Rakam bir daha söyler misiniz? Ee, 460 milyon dolar, dolar. Harcadık. Evet keş para. E, ya bu paranın yıllık getiri 20 milyon dolar. Ve 20, 5 senede kendini ödedi. 20, 23 senede anca diyebilir, Kendini e, sadece maliyetini. Dünyada faiz yoksa dediğin doğru. Yani sadece maliyetini faizsiz. Dünyada skoru. faiz yoksa burayı özellikle vurguluyorum. 5 yılda mı amorti etti Evet. Şimdi siz bu müdürün akli ve ahlakı durumundan şüphe etmez misiniz? Hesap hatası yaptı herhalde derim. Çok i̇yi büyük de, bir hesap hatası. İyi abi. de bu müdürün üstünde bir genel müdür yok mu? En azından düzeltilir değil mi? Muhtemelen terfi ettirmişlerdir bu müdürü de. Doğru yani şimdi baktığınızda bunlar hani... Ee, zaman zaman e, başka tartışmaları neden oluyor. Siz belki oraya da geleceğim. Hani barajlar yıkılsın yıkılmasın o ayrı bir tartışma konusu ama matematik çok ortada. 460 milyon dolar harcanan bir şeyi 20 milyon dolarda getirisi varsa 5 sene daha amorti edemezsiniz. Yani bunu götürüp benim e, 11 Malibu yaşındaki kalma 11 kalma yaşındaki diyorsun. çocuğuma verseniz evet. bu hesabı yapar. Yapar İlkokul 5. sınıf talebesine Abi. verseniz Abi. bu hesabı yapar. Ama vatandaşa muhteşem koltuklarda oturuyorlar, muhteşem makamlarda oturuyorlar. Büyük büyük paralar harcıyorlar. Bu sebeple vatandaş da bunların ağzından çıkana kolayca inanıyor. Çünkü vatandaş devletini, kamusunu yönetenlere inanmayı kendine yol seçmiş. Ama normalde bu değil midir? Normalde evet, inanırsınız. Evet, tabii. Ama bakın ben 5 senedir, 6 senedir bunu soruyorum kamunun mallarını emanet ettiğimiz kişiler, bakan olsun, genel müdür olsun, müdür olsun. Ya kılları kıpırdamıyor ya. Siz bunlarda Allah korkusu var diyebilir misiniz? Şimdi şöyle bir durum yok mudur? Mesela benim çok hakim olduğum bir konuya siz gelip bana bu tip bir şeyle, bu tip bir argümanla gelseniz pat diye böyle bir çıkış yapsanız. Hayır ikinci önce bir şaşırırım. Ne, ne diyorsun ne sen diyorsun derim. derim. Şimdi, ama eğer konudan haberdarsam ve iyi niyetli iyi niyetli değilsem kafamı çeviririm sizi duymazlıktan evet, gelirim. Evet çayınızı içtersiniz. Ee, niye kafasını çeviriyor herkes? Efendim benim yorumum şu. Bunlar ekonomik tetikçinin görevlileri. Başka türlü izah edemiyorum bir izahı da harita mıdır? Sonuç o. Ekonomik dedikçi de neticede bir görevli. Eğer siz bir ülkeye yüzlerce yıllık bir hesabınızı kabul ettirmek istiyorsanız Çetin Bey, bu 1840'tan itibaren Osmanlı Devleti'nin başına yapılmıştır, işlenmiştir bu iş. O ülkeye bir kere ekonomik olarak diz çöktüreceksiniz. Bu arada Edilgen hale getireceksiniz ki sizin dediğinizi yapsın. İlk defa e, izleyen izleyicilerimiz olabilir. Onu e, hatırlatayım. E, ekranın sol tarafında gördüğünüz e, mevcut barajların dizilişi e, dizilişinden kaynaklanan e, sınır sınır demeyeyim de yani o diziliş sağ tarafta. Bugünlerin en çok tartışma konularından biri olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayal ettikleri Türkiye sınır. Evet. Ee, Orada Yıldız yorumu, Şehir, Diyarbakır'da var. Yorumu size bırakıyorum. Buyurun siz evet. devam edin. Yani siz bir ülkeye istediğinizi yaptırmak istiyorsunuz. Bu ülke milletinin geçmişi itibariyle, inançları itibariyle, tarihte yaptığı işler itibariyle çok güçlü bir millet. ...kolay boyun eğmez. Ne yapacaksınız buna? Hile yapacaksınız. İki... ...bu ülkeyi yönetenleri... ...siz seçeceksiniz. Siz seçtireceksiniz. Böyle mi olmuştur? Ekonomik tetikçi öyle söylüyor. Ha, Bizim ülke için değil, her ülke için, operasyon evet. her ülke için diyorsunuz. Ama ekonomik tetikçi diyor ki, biz böyle yaparız diyor. Büyük büyük... ...yapıların... ...sahte finansal raporlarını hazırlarız diyor. Bu yapılar içinde o ülkelere kredi veririz diyor, ama diyor öyle kredi veririz ki o kredinin faizini ödeyemez duruma gelmesi lazım. E zaten, ki sonuç sonra olur. da o ülkeyi yönetene deriz ki kardeşim sen ülkeyi yönetemiyorsun, biz yöneteceğiz. Ülkende şuralara biz savunma tesisleri kuracağız. Artı ama Malatya bulunuyor. Mesela evet. Kastamonu kürede olabilir canım yani hiç sorun değil İlla Malatya kürecik şart değil. Yahut da diyecek ki mesela diyecek ki ya sen de şu kadar dünyanın yüzde seksen boru sende var sen bunu işletemezsin. Biz işleteceğiz diyecekler. Benim gördüğüm o çünkü ekonomik dedikçi öyle diyor. Bu tür projeleri ülkelere pazarlayan ekonomik dedikçi. Vicdanından rahatsız olmuş bunu dünya insanına açıklamış. Böyle diyor ve Türkiye'ye yapılan bu işte Atatürk barajı rezaleti. Peki bir şey sorabilir miyim? Ee, hadi diyelim ki mühendisler bu konuya inanmış olabilir, hesap hatası yapabilir Hayır imkan yok. Hayır. Şimdi e, söylediğiniz. Burada değiliz. birinci sefalet, mesleki sefalet, yani mesleki alçaklık. Mühendislerce işlenmişler. Onu haftaya zaten masaya yatıracağız. Evet. Ama ben size daha e, başka bir açıdan Ama bir Susan, soru sormak istiyorum. Ama susanlar kim? Ekonomistler. Ona gelmek istiyorum. Yani çünkü ortaya koyduğunuz hesabın e, mühendislikle hiçbir alakası yok. O yok. mühendisler kendi içinde tartışabilir. Ama çok basit bir hesap var. Yani işte e, 3,5 milyar dolarlara maksimum sınırı olan bir projenin projeye 40 milyar dolar harcandıysa bu ülkede ekonomistlerin çıkıp ne oluyor demesi lazım. Tabii. Onların suskunluğunun sebebine. Bakın kitabın arkasında Deriner Barajı ile ilgili Hı. Veysel Eroğlu DSİ Genel Müdürü iken hazineden yeni ödenek istiyor 2005'in sonu itibarıyla. Kitabın arkasında fotokopileri var. Zaman gazetesinde yayınlandı o haber. Diyor ki biz diyor bu baraj için 1 milyar 300 milyon dolar harcadık. Siz bize 1 milyar 300 milyon dolar daha tahsis edin ki biz bu barajı 6 senede bitirelim. Hı hı. Aa, 2011'de bitirelim. Yok diyor. Siz bu parayı tahsis edemezsin, etmezseniz diyor. Bu ne 6 senede biter ne de 3 milyar dolara biter. Hı hı. Diyor. Veysel Eroğlu söylüyor bunu. Hı hı. O zamanki devlet planlama müsteşarı, hazine müsteşarı ne? Ahmet Tıktık. Kitapta var. O da diyor ki ya kardeşim diyor, siz bu paracı 711 milyon dolara ihale ettiniz ve dediniz ki biz burada elektriği 3,5 sente mal edeceğiz. Ya diyor sizin bu istiklerinize göre bu elektriğin fiyatı 12,5 sente çıktı diyor. Bunun ekonomik ekonomikliği kalmadı ki diyor. Ya bu, bu bugünkü yönetimin Kamu kurumlarını yöneten kişiler. Şimdi birisi bakan. Hı hı. Ama karşı çıkanı herhalde atmışlardır. E, konuşulmadığına göre atmışlardır. Evet. hoş yani Sizin de başınıza farklı bir şey gelmedi. O da ayrı bir konu. E, peki e, verimsiz bir tesis niye yapılır? Yani bilerek de bir olabilir, şey, bilmeden Bir şey olabilir. söyleyeyim. Ölçüsü var. Dünyaca olumsuzlukları bir şeye koymuşlar, sıralama yapmışlar. Bir, yeteneksizlik, beceriksizlik, bilgisizlik sınırı yüzde on beş. Piyasa fiyatının yüzde on beş üstüne kadar ürün üretiyorsa yaptığınız tesis, o zaman size şu damgayı vuruyorlar. Diyorlar ki sen yeteneksizsin, sen beceriksizsin, sen man kafasın, kafasızsın diyorlar. Sana bir daha böyle proje yaptırmam. Hı hı. Git iyi öğren gel öyle. Bunun ölçüsü bu. yüzde %15. Peki %15'i aşıp %50'ye gidiyorsa bu maliyet çıkardığı ürün piyasa fiyatının %50'sine kadar fiyat oluşturuyorsa o zaman diyorlar ki kardeşim burada suistimal var. Kim yaptırdı bu projeyi? Kim yaptı? Gelin yargılayacağız sizi. %50'yi aşıyorsa o zaman diyor ki hiç diyor yargılamaya gerek yok. Bu bir ihanettir diyor. Ya Hı? olumsuzlukların hiyerarşisi böyle. Bunu ben yapmadım. Peki, norm peki ben şimdi size soruyorum. 3,5 milyar doları geçmemesi gereken bir yapı. 40-60 milyar dolara çıkıyorsa bunun adı ne? %50'nin üstü ihanet. Hayır mısınız? siz bunu ihanet kelimesiyle izah edebilir misiniz? Siz de o yüzden melanet diyorsunuz zaten. <laughs> peki son 5 dakikamız. 2 nokta soracağım ama yani aydınları ve medyayı de soracağım ama yine izleyicilerimizden hatta gerçekten aptal mıyız kitabının yazarı Sayın Nuri Çelik'in bir emekli edebiyat öğretmenidir. Sorduğu bazı sorular var. Hemen çok kısa cevap vermenizi rica edeceğim bunlara çünkü baktığınızda mesela diyor ki acaba Gerek Çoruh gerekse Fırat üzerinde yapılan bu barajlar yalnızca bu paritasının doğal sınırlarını çizmek için değil de aynı zamanda düşünceleri gerçekleşirse her iki kardeş halkın iki yana geçmemeleri için doğal bir engel olarak mı düşünülmüştür? Hemen cevabı. İkisi, cevap aynı. İkisi aynı. Peki ayrıca da diyor. O o'dur. İnsanları barajların su altında bıraktıkları yerlerden göç ettirerek evet. arada tampon bir bölge oluşturmak niyetiyle mi güdülmüştür evet. diyor? Evet, doğru. Peki diyor Anlatılanların dışında buna benzer başka ince hesaplar içeren gizli niyetlerinde varlığından söz edebilir miyiz? Hiç diyor. şüphem yok. Ne peki olur. onlar? Ama benim mesleğim değil. Girmem oralara diyorsunuz. Bir strateji uzmanları konusu. onu sevgili Mete yazıyor. Ya yahut komple <laughs> teorisyenleri vardır sağda solda onlar çıkıp konuşabilirler. Peki e, gelecekte diyor dünyada nüfus artışları ve kirlenme göz önüne alındığında diyor bir su sıkıntısı durumunda sularımızın belli güçlerin tekeneye geçmesi düşüncesi de vardır diyebilir miyiz? Diye soruyor. Hayır efendim öyle bir şey yok. Yani dünyada su sıkıntısı olamaz ki. Peki. Ama su üzerinden oyun olur. Çünkü su önemli bir madde. Neden önemli? Üç gün olmadığı zaman insan ölüyor. Burada hassasiyet var. Burada korku yaratabilirsiniz. Evet korku yaratabiliyorsunuz. Son e, üç dakikada iki kesimi Dünyada soracağım. Dünyada okyanuslar, denizler kurursa su krizi olur ki bu bizim yaptığımız burada hesaplar da birinci için de yer çekiminin ortadan kalkması lazım. Birinci kullanım sulardan bahsediyoruz yani işte tabii, tekrar tabii, falan. Tabii tabii tabii. Peki bu barajlar üzerinden gelen soygun konusunda iki kesimle ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Aydınım diyenlerin sorumluluğu nedir mesela? Her, zaman Çok, her taraf her geçilmiyor çünkü. Bir insanın aydın olabilmesi için ülkesinin toplumunun milletinin başına gelecek olayı sıradan vatandaştan önce hissetmektir. O konuda bilgi toplamaktır. O bilgilerden bir fikir üretmektir. Fikrini başka aydınlarla çarpıştırmaktır. Bu çarpıştırmanın sonunda bir karara varmaktır. Yetmez o karar doğrultusunda yürümek gerekir aydın olmak için. İyi de çok Yoksa özür benim gibi yarı aydın olarak kalırsınız. Çok özür dilerim. Bahsettiğiniz rakamlarda cenazeyi gömmüşler bile hala kimsenin evet. çıkmıyor. Ama bunun sorusunu sormak onların vazifesi hiç olmazsa. Bakın 55 bin tane inşaat mühendisi varız. Ya bir tane Sayın Osman Behçet Kulbus çıktı. 90 yaşında ve ameliyatlı haliyle benim fikrime katılmadığını söylüyor. Saygılarımı sunuyorum. Kendisine şahsen 90 ama yaşında fikrinin arkasında. Katılmıyorum. O ayrı ama 90 yaşında fikrinin arkasında. 90 arkada. yaşında ama nasıl saygı duymuyor ki? Bu ülkenin bakanı Sayın e, e, Eroğlu benden 2-3 yaş küçük. Behçet Bey'in yaptığını yapmadı. Yapamıyor. O zaman oturup düşünüyorum. Ben Eroğlu görevli. Allah beni günahtan korusun. Ben öyle algılıyorum. Ya beş senedir kulağının dibinde bağırıyorum. Derinleri açacakmış. İçinde bekletecek suyu olmayan deri, baraj. Ya evlatlarına ne diyecek bu adam? Torunlarına ne diyecek? Evlat, Biliyor musunuz? Evlatlarından önce millete bir, şeyler demesi gerekiyor. O barajın 2 milyar gerekiyor. 100 milyon kilovat saat enerji üreteceğini söylüyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Çünkü baraj dolmuyor ki 30 metre su seviyesi düşüyor. 200 metrede 30 metre düşerse %15 eder. Siz deyin %10. Üretemez bunu diyor. Üretemez. Ya bu Allah'ın kanunu üretemez. İşte Atatürk barajının başına gelen. Peki e, bitti ama süremiz medya. Bir cümlede medya burada için. Burada en diyor. büyük suçlulardan bu, birisi bu arada medya, medya yönetimi. Milleti evlendiriyor ama ilgilenmiyor. Yemekteyiz programı yapıyor geçenlerde Banu Avar'ın bir Kanal İlgeselde. B'deki konuşmasını izledim diyor ki beyazet pazarlıyorlar diyor bir programda gördük diyor ve diyor ben 68 ülkeyi gezdim her ülkede aynı programlar var diyor o zaman diyorsun ki bir küresel güç ülkeleri bu hale getiriyor ve biz şerefimizde yaşıyoruz Çetin Bey Sayın Özen şimdi süremiz bitti ama haftaya tabii bu işin biraz bugün ekonomik boyutunu konuştuk. Haftaya bu işin mühendislik tabii. boyutunu konuşacağız. E, hesapları daha net ortaya koyacaksınız. Grafiklerle konuşacağız. Evet. E, bugün biraz ekonomi konuştuk. Grafiklerle ve bir profesörden hemen tahsil ettiğim bilgilere dayanarak üstelik tarım meslek lisesi mezunu jeoloji profesöründen tahsil ettiğim, yurtsever bir profesörden tahsil ettiğim bilgileri paylaşacaksınız. Paylaşacağız. Sayın Özen haftaya Ve ona dayalı bir mühendislik rezaletini konuşacağız. Haftaya devam edeceğiz. Çok evet. teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Evet biz bu e, barajlar meselesinin peşini bırakmayacağız. Yani birileri Sayın Özen'e çıkıp ki bu konuda hesaplamaları yapanlar da varmış. Burada evet. hep beraber de tartışacağız. Eski bakanlardan e, biri eee itirazlar var. Burada bu işleri çürütene kadar Evet. Ben bu konuyu konuşmaya devam edeceğim. Haftaya işin mühendislik boyutunu konuşacağız. Ee, yalnız tek bir rakamı tekrar hatırlatmak istiyorum size. Ee, maksimum sınır 3,5 milyar dolar olan bir işe 40 milyar dolar harcandıysa... ...orada en azından neden, neden diye birilerinin sorması gerekiyor. O soruyu soran da yok. Her zamanki gibi türedim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi... Vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.